Ben Natalie Stoyanov Suda, Beyaz Fırın'ın 5. nesil yöneticisiyim. 1999'dan beri bu şirkette çalışıyorum. Önce üretimde başladım, ardından pazarlama bölümü ve ondan sonra da şirketin başına geçtim 2008 yılı itibariyle. Beyaz Fırın 5 nesillik bir aile işi. 2000 yılında çalışmaya başladığımda 85 kişiyle başladığımız noktada bugün 535 kişiyle ve yaklaşık 10 mağazayla, yeni açılacak mağazamızla birlikte 10. mağazamızla hizmet veriyoruz. Şöyle, aslında hakikaten doğru, Türkiye'de benim başladığım dönemde bu sektörde hiç kadın yoktu. Bana da sıkça bununla ilgili zorluk yaşayacağım söylenmişti. Biraz belki aile işi olması, benim 5. nesil olmam, şirkette çokça eski çalışanların olması bir noktada benim daha hızlı kabul görmeme yardımcı oldu. Ben kadın olmanın getirdiği zorluğu çok yaşadığımı söyleyemem ama başkalarının yaşamayacağı garantisini de veremem. Öte taraftan kadın olmanın tabii çok farklı katkıları olduğunu düşünüyorum. Kadın detaycılığının, kadın zihninin detaycılığının bu sektörde çok işe yaradığını, aynı zamanda empati duygusunun yine detaycılıkla paralel çalışan bir düşünce şekli olması sebebiyle empati duygusunun da kadınlarda çokça olmasından kaynaklı. Sanırım annelik güdüsü bunun temelinde yatan duygu. Bu davranış modelinin de bu sektördeki yöneticiliğimde çok işime yaradığını düşünüyorum açıkçası. Aslında şöyle, gerçekten bu işi, markamı sevdim, bu işi sevdim. Pastacılık mıydı tutkum? Oraları çok iyi ayırt edemiyorum çünkü biraz da küçük yaşta. Aslında şöyle, mutfakta küçük yaştan itibaren çalışmaya başladım. Ama evimin annemin mutfağında çalışmaya başladım. Ve çok seviyordum mutfakta olmayı. Kendimi çok rahat hissediyordum. Ama meslek olarak seçme noktasına geldiğimde sanırım seçtiğim şey meslekten öte, pastacılık mesleğinden öte çok hoşuma giden bu duygusuyla bir bütün olarak, aslında hani tırnak içinde paket olarak bu 5 nesillik aile işini çok sevdim. Yine işin belki böyle sağlıklı beslenme tarafında olurdum diye düşünüyorum. Bu bütünsel beslenme, diyetisyenlik demeyeceğim ama beslenme ile ilgili hakikaten ilginç bir merakım var. Gençliğimden beri sağlıklı beslenme ve buna bütünsel yaklaşımı seviyorum. Muhtemelen oralarda bir yerlerde olurdum gibi gözüküyor. Galiba bu bir kişi değil. O yüzden bir kişi, bununla ilgili bir kişiyi söylemek, beni etkileyen bir kişinin olduğunu söylemek çok zor. Üstelik de tek disiplinden biri değil bu. Kimi zaman yeri geldi spordaki, voleybolculuktaki antrenörüm etkiledi. Yeri geldi ilkokul öğretmenim etkiledi. Yeri geldi anneannem etkiledi. Kimi zaman babaannem, kimi zaman dedem, amcam, hani bunların hepsi bir araya geldiğinde bence daha sonraki hayatımda yine beni çok etkileyen figürler oldu ama kimseyi bir bütün olarak örnek aldığımı söyleyemem. Herkesten biraz biraz bazı yönlerini çok beğendiğim, çok imrendiğim, özendiğim özelliklerini kendime katmaya çalıştım. Ve hala da muhtemelen bunu gözlemleyip kendime uyarlamaya çalışıyorumdur. Muhakkak vardır böyle insanlar ve olacaktır. Olmalı da zaten. Benim başarısızlık hikayem tabii ki de vardı. Olmaması mümkün değil. Hatta şöyle söyleyeyim. 2011 yılında Beyaz Fırın'ı, braseri ekini getirdiğimizde Beyaz Fırın'a, bu hakikaten çok büyük bir zorluktu ve aslında ben burada bu zorluğu zorluk olarak ve başarı olarak anlattım ama 11 yıl gibi bir sürede içinde çokça başarısızlıkları olmuş bir şey aslında. Başaramadığım için 11 yıl sürdü braseriye geçmem. Aslında başarısızlık sonunda bir başarı oldu. Bu sebeple en büyük başarısızlığım 11 yıl braseriyi yapamamış olmamdır. Hala aynı reçeteyi koruyan, aynı tarifleri koruyan ürünlerimiz var da yok da. Çünkü ham madde aynı ham madde değil. Şeker aynı değil, badem aynı değil, un aynı değil. Aynı olmadıkça aynı ürünü elde etme şansınız yok. Ama nesiller o ham maddeyle büyüdüğü için
sonuçta çok büyük fark etmiyor, insanlar bunu fark etmiyorlar. Her nesil o ham maddeyle büyüyor çünkü. Temelde evet, reçeteler aynı ama ham maddeler aynı olmadığı için, şeker en basiti aynı, un aynı un olmadığı için var da yok da o yüzden. Şöyle, babamdan dedemden kalan ilke aslında yemeyeceğin malı müşterine yedirme. Bu tabii evrilerek geldi. Babamın amcasının söylediği yemeyeceğin malı müşterine yedirme. Babam taze, temiz, titiz diye bir logonun altında böyle tiklerle bir minik bir ajans çalışması kendine yapmıştı. Benim yaptığım şey de tabii çok daha genele bunu yaymak oldu. Dolayısıyla aslında iyi ham madde bizim için olmazsa olmaz. Bir de bol malzeme olmazsa olmaz. Aslında o birazcık hani ham maddeden tırnak içinde çalmamak bakış açısı. Bu kaliteden çalmakla olabilir, miktardan çalmakla olabilir. Bu iki prensip, biraz dürüstlük galiba. Evinde yaptığın gibi yapmak, dürüstçe müşterine sunmak, ne yapıyorsan onu anlatmak, ne anlatıyorsan onu yapmak. Bunlar biraz bizim yıllar içinde yazılmayan kanunlarımız, ilkelerimiz olmuş. Bu şirkette çalışma derdim önce. Git başka bir şirkette çalış mezun olduktan sonra. Tecrübe edin. Bir yurt dışı tecrübesinin muhakkak olmasına, okuma olarak da olabilir bu. Yani üniversiteyi burada okursunuz, sonra gidersiniz yurt dışında. Master yaparsınız, ikinci master yaparsınız. Üniversiteyi burada okumanın faydalı olduğunu, eğer bu ülkede çalışacaksanız bir tarafıyla da değerli buluyorum. Çünkü bu toplumu daha iyi anlamanızı, toplumdan kopmamanızı, içinde olduğu sosyolojik ortamı o nabzı tutmayı kaçırmamanıza sebep oluyor bir taraftan. Çünkü 4-5 yıl bunlar uzun süreler aslında, hele ki bu dönem için. Dolayısıyla üniversiteyi yurt dışında okumak şart olmamakla birlikte, o günkü Natalie'ye, 20 yaşındaki Natalie'ye tavsiye edecek olsam, hadi git kızım yurt dışında bir master yap, muhakkak bir yerde, başka bir yerde çalış ve tecrübe edin, kurumsal hayatı gör derdim.